Merhaba oyun dizisi takipçileri, ben Doğan Erşin. Daha Lego Bros'un 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bölüme girmeden önce size çok güzel bir şey göstereceğim. Hayatımda ilk defa Lego yaptım. Ve şu anda yanımda duruyor. İsterseniz bir dünyamıza inelim, onu göstereyim size. Dünyayı da rastgele seçtim. Nereye gideceğimiz hakkında en ufak bir fikrim yok. Birlikte göreceğiz. Yeşillik bir dünya dedim. Seçeyim ve karakterimi de görüyorsunuz. Yani kendi evde oynadığım hesabımdan devam edeceğim artık. Size söylemiştim. Hatta isterseniz şöyle bir göstereyim. İnanılmaz şeyler var. İnanılmaz, görüyorsunuz, silahlar vesaire var. Neredeyse birçoğunu açtım. Yani çok çok fazla eşya şey var, görüyorsunuz. Çok topladım. Hepsi lazım olacak zaten. Şöyle bir de şundan bir çıkalım. Şöyle bir de şeye geçelim. Bakın karakterlere. 66 tane farklı karakter var. Herhangi birini yapabilirim. Ayrıca yaratıklardan da tam 55 tane var. Keşfettim. Tek tek şöyle size göstereyim. Araçlardan da 58 taneydi zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle göstereyim. Birbirinden farklı çok ilginç araçlar var. Bunları kullanacağız. Özellikle bu bölümde şu yer kazma aletleri var. Onları kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu üçünü özellikle ben de çok az denedim. Hep beraber göreceğiz. Diğer taraftan dünyamıza bakmadan önce de Lego'muza gelelim. Snow Speeder 75.100 Lego. Bunu ilk defa yaptım. Dedim göreyim yapabiliyor muyum. Yaklaşık 2 saatimi aldı. 450 tane parçayı birleştirdim. Şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Size bu videodaki sorum arkadaşlar. Bunları aslında video önünde de yapabilirim. Biraz da bir hızlandırarak, 2 saat boyunca olmaz. Lego videolarında böyle şeyler de yapayım mı? İnanılmaz keyif aldım ve çok zor. Düşünsenize 450 tane küçük küçük parça, daha doğrusu tam rakamını söyleyeyim. 424 taneydi. 424 tane küçük küçük parçayı birleştirip yegane tek bir parça haline getirmek inanılmaz keyifli bir şeymiş. Çok hoşuma gitti. Şöyle size yakından göstereyim. Şöyle altını vesaire de. Çok keyifliydi, çok güzeldi. İsterseniz ben Lego yapmaya devam edeceğim. Videolarda da yapabilirim. Yorum olarak yazmayı unutmayın. Ayrıca beğeni sayınıza da bakacağım. Bu arada 101 tane Golden Brie'miz oldu. Dolayısıyla artık her yere her şeyi açabiliyoruz. Şöyle silahlardan özellikle şu çok hoşuma gidiyor. Altın katana. Bununla artık her şeyi kesebiliyoruz. Şöyle elma düşürelim şuradan. Yeşil elma, gönül alma. Bakalım bu dünyada neler varmış, neler keşfedeceğiz. Şöyle bir de kırmızı elma alalım. Görev mi yapsak acaba, yoksa direkt kazı mı yapsak? Bence baştan bir iki tane görev yapalım ki görevler ilginç olacağı benziyor. Aha. Direkt altın çıktı karşımıza. Bir de oyunda bir şey daha var. Onun için farklı birkaç bölüm yapacağım ama daha sonra yapacağım. Çünkü o parçaları toplamam lazım. Bakalım ne verecek? Muhtemelen o parçalardan birini verecek. Şimdi size göstereyim. Aynen öyle. Aa, şey verdi. Yapma parçası vardı. Pardon. Hatta yapalım onu direkt istiyorsanız. Şansımıza ne çıkmış bakalım. Nereden yapıyor? Dur, pardon. Oynamayalı da unutmuşum. Şöyle escape diyelim. Taba basalım. Şunu yapalım. Şöyle. Ne verdin? Oha, bayağı da şey varmış. Açmadım. Şunları açalım. Vay. Şeker gibi bir şey verdi dedim. Aha, bunu verdi. Büyük bir şeker olsa gerek. Bunları da yapım dünyası videosu çekecektim bir tane. Onları da bayağı kullanacağım. İnanılmaz çok şey var. Daha da devam ediyor aşağıya doğru. Evet, şunlar var arkadaşlar. Legendary Coordinate Fragment. Bunlar hazine olsa gerek. Bu parçaları topluyorum. 4 tane olunca muhtemelen tek parça olacak. Mesela yeşilleri bakın üçlemişim. Bunları birleştirip bir hazine bulmaya çalışacağız. Bu hazine bölümleri de çekmek çok istiyorum. Tabii ki sizden gelecek yorum ve beğeniler ışığında olacak. Şunu şöyle bir yapalım, göremiyorum ama yapayım da sonra görürüz. Yap bakalım. Oha, gökkuşağı şekeri. Güzel değil mi? Şimdi buradan basit bir şekilde açtık. Şöyle yeşillere doğru gidelim. Bu arada yeni araçlarımızdan bir tanesiyle gidelim. En sevdiğim araca gelelim. En kolayı, aman hep aynı şeye basıyorum. En kolay ulaşım aracım, tahmin edemeyeceksiniz muhtemelen. Cadı süpürgesi.
Bin bakalım şuna. Arkadaş sihirli süpürge ya. Harry Potter gibi geziyorum böyle. Harry Potter gibi. Şurada mavi ne acaba? Oo, şehir var bir tane. Şehrin ufuklarında uçalım şöyle. Karakterim de bayağı güzel. Kahraman gibi bir hali var. Görüyorsunuz. Alçal bakalım şöyle biraz. Alçak. Adi irtifada uçalım. Merhaba dostlar. Oo, güzel bir havuz yapmışsınız. Lego Belediyesi çalışıyor. Lego Büyükşehir Belediyesi. Bu nedir? Keşfedecek çöp kutusu falan var. Bunları sonra evimizde kullanacağız. Yani yaptığımız şeylerde. Masa var, güzel. Sandalyeyi de alırım beyaz. Aa yok, bundan önce almışız. Aa direkt şey mi? Fıskiyeyi veriyor mu? Fıskiyeyi kim kırdı? Bu nedir? Aa salıncak. Salıncağı da yapabiliyoruz. Bunları direkt unlock şeklinde yapıyorum ki daha sonra tek tek açmayayım diye. Aa dönergeçli ottur geç. Benim çocukluğumda da vardı bu. Koşuyordum dönüyordu. Oha başım döndü. Şimdi başım döndü vallahi. Bu ne lan? Aha delirdi. Oğlum düşeceksin. İnip dümdüz koşmaya çalışmak lazım bunda. Koş. Koştu. Aa şey de verdi. İnanılmaz fazla şey keşfettim ya. Yok böyle bir şey. Burası bisikletlik mi? Aha. Senin quest'in mi var? Yalnız burası gelir gelmez direkt şey olması ilginç değil miydi? Eve bir girelim. Merhaba. Burada bir görev varmış zamanında da. Ocak kaynıyor. Yemek yiyebiliyor muyuz? Ne yapıyorsun? Sevindi. Yemek yiyecek diye sevindi. Dur bir üst kata çıkalım. Bu evde ışık yok yalnız. Elektrik devresi yapalım mı? Wow, bilgisayara bak. Vallahi kasası güzelmiş bilgisayarı. Her şeyi çalıştırır bu bilgisayar. Hot tub. Şey bu. Ne deniyor bunlara? Gir bakalım. Aha. Jacuzzi, jacuzzi. Jacuzzi keyfi de bir başka oluyor. Bu ne taharet musluğu mu? İyi bakalım. Şunu da, bunu ben mutlaka evime koyacağım yalnız bunları yaptığım evime. İleriki bölümlerde. O yüzden şimdiden alalım. Bilgisayarı koyacağım. Yatak. Aa yatak keşfetmişiz. Şöyle bir komidin mi? Oo bilgisayar koltuğu, oyuncu koltuğu da var. Evet her şeyden aldık. Aa resim de var dur. Şey. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü resmi. Salladım. İn bakalım aşağıya. Bayağı bir şey keşfettik burada. Güzel oldu. Aa robot var. Robotlu şömine. Şömine mi o? Otomatik şömine. Aşağıda da Mac. Apple bilgisayarlı yer var. Saati de al bakalım. Saati de al. Saati daha önceden keşfetmiş miyim? Arkadaş bu evde her yerde bilgisayar, ekran bir şeyler var ya. Bu nedir? Kasa. Açabiliyor musun kasayı? Kasanın içinde ne var acaba? Dur. Dur şunu da al. Al 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 al. Şimdi nasıl açacağız kasayı? Bununla vurarak açabilir miyiz? Açtık. Vallahi kırdım kasayı. Kasayı patlattım. İçinden elma çıktı la. Çık dışarı. Çık dışarı. Bu arada bizimkiler de bağıra bağıra içeride video çekiyorlar. Sesi geliyor mu acaba? Merhaba. Ne satıyorsun bize? Bakalım. Kalp alırım. Zaten kalbimi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Heh, ver. Ekstra kalp ver. Kaç olduk ya? Bakayım 2, 4, 6, 8, 7 daha 15 tane kalbimiz var. Şunu alalım. Şunu alalım. Açılmış olsun. Kurabiye alalım. Kruasan. Islak Osman. Kırmızı elma alalım. Lazım olur belki. Paramız... Aa paramız azalmış. Benim videoya başlarken bayağı param vardı ama her şeyi açtım ya. Ondan herhalde gitti. Evler de birbirinden güzel ha. Vay arkadaş adam kocaman şey yapmış. Cam yapmış. Bak bu arkadaş köpek istiyor galiba. Bak. Düzgün bakacaksan vereceğim ben. Köpek bakmak öyle kolay bir şey değil. Ha dur direkt yapayım. Bu arada köpeklerde şey var. Far Station Dog diyor da Alice. Bildiğin Dalmaçyalı. Dalmaçyalı istemiyorum ben. İlla sokak köpeği mi istiyorsun? Cins köpek mi istiyorsun? Cins olmayan köpek mi? Dog işte.
Köpeğin cinsi olmaz kardeşim. İnsanın cinsi olur. Al bakalım. Her türlü köpeği sevmen lazım. Ne verdi? Kürek verdi. O zaman kazmak zamanı. Bazuka. Bazuka ile direkt patlatabiliyorum. Evet. Gel gel. Bunlar siyah değilmiş yalnız ya. Normal sağlıkları var. Sıkarım sağa sola bazuka. Bunlar düşman tabi. Zombiler ya. Arkadaş bir tarafta zombi kılıç sallıyor. Diğer tarafta... Niye vurdun be? Al. Domuz mu istiyorsun 15 tane? Bunlar da ne çok hayvancılık falan yapıyorlar. Seviyorlar hayvanları ya. Domuz. Al. Ve domuzun üstüne bindim ben. İn şundan be. İn. Heh. Dur şimdi. Bekle geliyor domuzların. Domuz neredesin? Bu arada ilginç şeyler de çıktı. Bakın şöyle yapayım. Şunları da garip bir dünyada buldum. Şimdi domuzlarını verelim de adama. Yalnız sen kürek verme. Düzgün bir şey ver ya. Bende olmayan bir şey ver. Şöyle kırmızı olunca yok ediyor onları. O yüzden kırmızı olmadan maviyken basmak lazım. İki tane de garip yaratık verdim sana. Hadi yine iyisin. Ne vereceksin? Ne verdin lan? Al ok da al. Vallahi sana Robin Hood her türlü iyiliği yaptık. Zenginden alıp fakire vereceksin herhalde. Oh moru da kaptım. Şu yaratıklar çok komik ya. Neyse biz kazıya başlayalım mı? Şimdi. Bunun da ehliyetini almadan direkt kullanmaya başladım. Altın varmış, gerek yok. Bakın şurada da evin içinde bir tane şey var. Onu sonra alacağım ya. Sürekli topluyorum. Biraz görev yapalım. Farklı dünyaları keşfedelim en iyisi. Onları sonra toplarım ben nasıl olsa. Yalnız bu fazla hızlı yapmıyor ya. Biraz daha hızlısı olsa daha iyi olurmuş. Aha piramitler. Sen ne istiyorsun? Dusty dunes. Vay. Arkadaşı kalmış içeride. Bu daha önceki bölümde de vardı. Neydi bunun adı? Siz yazmıştınız yorum olarak. Unuttum. Mısırların bir şeyi. Icarus muydu? Salladım şu an. Icarus'cum gel. Ya da bir dakika. Sana niye şey yapıyoruz ki? Icarus'cum bir saniye. Aha sıkıştı o. Çıktın lan. Ne çabuk çıktın. Ben ne verdin? Altın direkt verdi. Aa, göremedik. Zaten biz master bu yıldır olduk ya. Artık bundan sonra piramit yapayım mı? Seni discover edeyim en iyisi. 67. karakterim sen ol. Yalnız çok boya sürmüşsün yüzüne. Sana bir makyaj kanalı açalım. Şimdi kazıya başlayalım bence ya. Ben şu araçları kullanmak istiyorum. Deveyi suya götürsek deveyi direkt alabiliyoruz ama gerek yok. Şimdi aracımızı söyleyeceğiz arkadaşlar. Deneyeceğim aracım ilk olarak senle başlayalım. Ya da bu da çok güzel. Batman'in araca benziyor. Dur bununla başlayalım. Evet şimdi binelim. Ve ışıkları falan. Oha ateşli ateşli. Şöyle F ile çalıştırıyoruz. Böyle kazıyor. Bakalım hazine bulabilecek mi? Şurada bir şey var. Ne o? Acaba aşağıda mı yukarıda mı kalıyor? Görüyor musunuz haritada? Bence aşağıda kalıyor. Görebiliriz. Şurada dünyanın sonuna geleceğiz bu arada. Dünyanın sonuna kadar kaldık. Aha. Şimdi dur bakalım. Ve biraz genişletelim. Zıplaya da biliyor aracımız. Yalnız böyle kazmak biraz yavaş aslında ya. Bir de şu dikine kazsa. Dur geri gel. Şunu bir durdur hızlı gel. Bence seni bir şöyle durduralım. İn bakalım şundan. Seni de aşağı indirelim. Aşağıdan kazıya devam edelim. Aha havada kaldı.
Şurayı bayağı kazacağım. Tık 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 tık. Aracım havada kaldı yalnız. Oha. Üstüme düşer mi acaba? Şu kasa da havada kaldı. Orada hazine varmış. Aha, bu araç da arada, havada kaldı. Bu neymiş? Onu ben keşfettim mi? Yalnız tam bir süper kahraman gibi değil miyim ya? Seni ben keşfettim mi hatırlamıyorum. Aa, keşfetmemişim. Ne bu? Şimdi binince düşecek üstüne. Dur bakayım, binebiliyor muyum? Hop. Arkadaş ters döndü ya. İn şundan. Yenisini yaparız. Hatta yer altında direkt kullanalım onu. Bakalım nasıl kullanabilecek miyiz? Zorlu bir şart olsun. Şimdi neydi o arabamız? Şuydu galiba. Half track. Ateş ederli bir de. De ateş ediyor da çok az zarar veriyor. Woo! Bak arkadaş, bu zarar çok az veriyor ya. Topu hiç güç kuvvetli değil. Böyle böyle kaza kaza gidemeyiz. Yani kazmak için değil bu. Orası belli. Savaşlarda falan kullanırız bunu. Benim gibi bir süper kahramana yakışmadı bu. Şimdi diğer şeye geçelim mi? Kazı aletimize, size göstereceğimi söylediğim. Diğeri de arkadaşlar neredesin? Şunu. Bak, bunların yerleri değişmiş. Şuna geçelim. Şimdi çalıştıralım. Bunun kırmızı ışıkları var. Ve paletleri böyle bir V şeklinde. Bilmiyorum böyle gerçekte araç var mı da. Çok ilginç. Ve önündeki ekrandan görüyoruz önümüzü. Şöyle durdurabiliyoruz dönmesini. Aha, bir yer buldum. İn bakalım, aşağı inebilecek misin? Sakın takla atma. Oha, su bulduk. Suyu buldum. Arkada yatan bir adam buldum. Bunlar hep keşif arkadaşlar. Bu da bu şekilde kazıyor ve son olarak da diğerine geçelim. Şimdi gel bakalım sen. Bu daha büyük tabi. Daha iri. Tandır çünkü. Bildiğin monster ya. Canavar. Dur dur, şöyle bin bakalım. Önünde garip bir haritamsı bir şey var. Da ateş bize mi geliyor önden? Çok ilginç değil mi? Çalış. Bu arada şu anda haritada açtığım yolu görüyorum. Bunu da kapatalım. Aşağıya, yukarıya doğru da şey yapabiliyoruz. Bir saniye, ne diyor? Ben şunu gördüm. Dig down, dig up. Aaa. Yukarıya kaldırıyor. Bak, bunu ben bilmiyordum ha. Az önce duymuş. Şey yaptık hep. Şöyle CTRL yapalım. Yerin altına doğru gidiyor. Güzel. Bunun yalnız ışıkları efsane. Her yeri aydınlatıyor. Karanlık maranlık demeden gideriz. Yine bir geçit bulduk. Şeye doğru gidelim bari. Nerede o? Aha, yaratık var. Yaratığa bir şey yapabileceğiz mi acaba? Parçaladık vallahi, affetmedi. Çünkü ucunda elmas uçlar var. Elmas uçlar olduğu için... elmas. Elmas uçları olduğu için arkadaşlar en sert karbondur elmas, bildiğiniz üzere. Her şeyi kesebiliyor. Biraz daha aşağı inelim. Ne kazdık be. Bu şeyleri bulsak mı acaba? Evet, sert bölgelere geldik. Biraz zorlanıyor sanki. Kasalara doğru gitsek mi acaba? Ha? Ne dersiniz? De kasanın tek yukarıda kaldı. O benim hiç hoşuma gitmedi ya. Şu an aşağıya doğru bayağı iniyorum. Şöyle yuvarlak yaparak inelim. Ne indik be? İşte
Kürek aldık ama kürek bize göre değil ya. Böyle devasa araçlarımız varken. Aha şu an. Evet şu an. En aşağıya katmana geldik. Hazır da gelmişken şu kutunun altına gidelim. Dön bakalım. Dön. Şu an en aşağıdayız. Biraz daha gidelim. Evet, döne döne gidiyorum. Daha aşağısı yok arkadaşlar. İn bakalım. Çıkabilir miyiz sizde? Çok ilginç bir şey yapıyorum şu an. İlk defa deniyorum. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Hadi bir tane daha. Şunu şeye geç. Aynen. Arkadaş senin için ne uğraştım be? Güzel bir şey çık bari içinden. Haydi. Sandık. Kutu diyorum daha doğrusu. Sandık arkadaşlar. Oha saç çıktı. Bu saç var mıydı bende? Saçımızı değiştirelim mi? Yok kırmızı saç yakışmaz bize ya. Bence hiç güzel olmaz. Şöyle bir yeryüzeyine çıkalım. Bu arada piramidin altında bayağı hazineler var. Şurada da Sphinx. Aa Sphinx var. Aç bakalım son anda. Açamadı. Vay arkadaş. Sphinx'in burnu kırılmış. Sphinx'in burnu düşmüş. Şöyle bir savaşalım mı? Farklı bir candy launcher. Şeker atıyor. Bir de şey bir şeker mi atacağız? Aa kaçmaya başladı. Bende var mıymış? Yokmuş. Aa bu da yeni. Mumya. Mumya niye bindin uçağa? Hop. Uçak yok. Mumya bu arada şekerlendi. Dur vurma, dur vurma. Bu ne? Blowfire. Aha tüf buldum. Tüftüfle yalnız seni yenemem ki. Tüf. Okulda bile yapardık bunu. Ha discover. Güzel mumya discover edebiliyoruz. Artık mumya bizdensin. Yani şeklimizi mumya çevirebiliriz. Bakalım Sphinx'in içinde ne varmış? Bu ne? Pis bir yaratık galiba. Ya ben sevdiğim kılıca geçeyim. Bu da başka bir yaratık. Kadın mumya. Şurada çok fazla yanıp sönen şey var. Onlar keşfedilebilirler oluyor. Şuradaki hazineyi... Vay kasası çok güzelmiş. De şu, biraz daha açmak lazım şöyle. Direkt alamıyoruz hazineyi. Evet. Mısır'ın hazinelerine el koyacağız. Ne çıkacak? Yani ben güzel bir araç isterim ama... Ne verecek çok merak ediyorum. Bulmaca verdi galiba. Ha? Yok. Yapmak için bir şey verdi. Altınları da alalım boş gitmeyelim. Ona değil bu tarafa. Sphinx'in içi doluymuş. Gerçekten Sphinx'in içini açtılar mı acaba? Şurada da altınlar var. Oha tuzaklı. Tuzak. Tuzak var. Tuzak. Tuzak aldım. Kendi evimi yaparken tuzak da koyacağım. Burada da hieroglifler falan var herhalde. Ama gözükmüyor ne oldu. Arkadaşlar jetpack var. Jetpack de bayağı sonra açıldı. Basılı tuttuğunuz kadar ilerleyebiliyorsunuz ama kontrolü bayağı zor. Çünkü şey olarak gidemiyorsunuz. Yani yön vererek gidemiyorsunuz. Bayağı da keyifli bir şey. Sonraki videolarımda da mutlaka kullanacağım. Bir videonun daha sonuna gelelim ufaktan. Bakalım ne kadar yukarı çıkabiliyoruz. Gerçekte jetpack çok keyifli olur ya. Aa şurada bir şey var bir dakika. Bulutların üzerinde şehir var. Daha önceden böyle bir şehir keşfetmiştim ben. Hatırlıyorum. Bu da
Ona benziyor zannediyorum. Altın dolu. Vay. İlk olarak kasamızı açalım. Hazine üstüne hazine buluyoruz. Evet, bir hazine haritası daha vardı. Hazine haritalarım çok büyük, bayağı oldu. Yani jetpack'im varken şöyle merdivenlerden çıkmama kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Dur. Dur, tamam, çıkma. Yeter. Çok dar olduğu için. Bu arada oyunu gamepad'le oynayanlar da varmış. Yazmışsınız gamepad'le oynasana diye. Gamepad'le ben çalışamadım. Gamepad'le hareket daha kolay olacağı mutlaka ama o tuşlar bana biraz farklı geldi. Dur. Buluta kon. Buluta konduk. Oha, ay mı bu? Güneş gibi parlıyor yalnız ha. Ay'a mızrak attım. Bu da altın bu arada. Altın sarıları alabiliyoruz. Şöyle size başka göstermediğim şey var mı acaba burada? Bu blok kanı gördük diye hatırlıyorum ben. Jetpack'imiz de son olarak güneşe... Aa, güneş ve ay ikisi birlikte. Ay'a gidiliyormuş gibi duruyor yalnız ha. Haksız mıyım? Ama güneş çok uzakta da haritanın sınırına çıkmış oluruz ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Neler isteyip istemediğinize dair. Oha, bir şey düştü aşağıya. Şöyle inerken ekranda iki farklı Lego Bros videomu görmektesiniz arkadaşlar. Herhangi birine tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle Oyun Deniz kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.